Merhaba arkadaşlar, ben Aykan. Bugün sizlerle Chevrolet Captiva aracımı tanıtacağım. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda evet arkadaşlar, araç abimin üzerine arkadaşlar. Abime araç aldık ve üretimi durmuş bir arabanın videosunu çekmek cidden hani daha detaylı nasıl diyeyim? Bunu öğrenmek istiyorum. Ne var ne yok. Bunu öğrenmek gibi bir şey yani. Şimdi bizim Türk milletimiz belli zaten. Üretimi durmuş araba alınmaz diye bir söz vardı bizim ülkemizde. Ama o sözü ben cidden yanlış biliyorum arkadaşlar. Yani kısaca bir örnek vereceğim. Şu far, ben baktım bugün 1000 lira. Üretimi durmuş arabanın farı 1000 lira. Seat Leon'un kaç para kanka? 8. 8.000. Yani daha ne olsun? Ya internetten baktın da öyle. Ya internetten tabii öyle. Çıkma mutma bir şeyler yaparsın da. Ama dediğim gibi yani üretimi durmuş aracı bile farı ucuz arkadaşlar. Parçaları çok kolay bulunuyor. Neyse videomuza geçelim. Aracımız... Bakarsana ya yetişelim. Şunu orada tut gözler. Evet arkadaşlar, satın aldım çünkü bazı bilgileri bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, aracımız 2008 model, 2000 motor, 157 beygir. Aracımız otomobil olarak geçiyormuş, yani 2 yıl muayenede. Ondan sonracığıma 16 valtmış high paket bu arada arkadaşlar, full artı full. Ne ararsan var, eğlence paketi, spor paket, eğlence değil pardon. 1910 kilogram. Azami yüklü ağırlığı, yani bizimle birlikte yükleme ağırlığı oluyor herhalde azami. 2505 kilogram. Koltuk sayısı 7 kişilik arkadaşlar. Bu aracın en sevdiğim özelliği 7 kişilik olması. Cidden çok güzel bir şey. Silindir hacmi 1991 santimetre diyor. Bilmediğimiz şeyler. Şey işte ya, motor hacmi. Aynen. 2 diyelim. Aracımız dizel bu arada arkadaşlar. Yolcu nakil olarak geçiyor ki 7 kişilik araçta yükleyemezsin tabi. Başka söyleyeceklerim var mı? Başka söyleyeceğim bir şey yok. 19. 18 içmiş lan. Ne? 18 içmiş. 19 değil miydi? Sayın kavamızlar. Onu çalıştırdı mı hiç? He? Çalıştırdı mı hiç? Evet. Nasıl çalışıyor ben bilmiyorum onu. Vay be. Araç yıkanıyor. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek olursa gelin abi. Burada benzin kabı. Böyle açılıyor arkadaşlar. Burada sizi gizli bölmeler bekliyor. Şurası zaten koltuk. Böyle koltuk açılıyor arkadaşlar. Tak bak. Tak. Buradan hemen bunu yapıp yatırabiliyorsunuz. Burada bir bölümümüz var. Burada işte kriko falan, pistan bir şeyler var. Bu arada aracımız hatasız arkadaşlar. Değişensiz, boyasız, hasar kayıtsız bir arabadır. Burada bir bölmemiz var. Ondan sonra evet. Burada bir bölmemiz var. Ayakkabım var. Burada da böyle bir bölmemiz var. Burada kitapçık duruyor arkadaşlar. Aracın orijinali bak. Bak eski eski toza şeyinde yani, anladınız mı? Bak. Mercedes bayisi gör. Ne alakası var? Şöyle bir kitapçık vermişler. Bunlara bilmiyorum bakar mı? Kafa gör. Yurtdışı araba, dış ülkeden araba, işte tel falan fistan. Yani korkmayın. Ben zaten videonun sonunda size söyleyeceğim alınır mı alınmaz mı diye. Bizzat zaten biz kullandığımız için yani hiç sıkıntı yok arabanın. Kapatıyoruz bagajımızı. Ve bagajımızda şöyle bir sistem var. Şurada kumandada gördüğünüz gibi 3 tane bir şey var. Bu araç kilitliyor. Bu kapılar açıyor. Bu da bak tık diye ses geldi. Burada buraya açıyor. Bu da buraya açıyor arkadaşlar. Böyle bir sistemimiz var. Bu cidden hani biz kedi götürdük arkadaşlar köyümüze. Ve ben buradan kediyi besledim hani dışarı kaçmasın diye. Bayağı kullanışlı yani, hava aldırabilirsiniz arabaya vesaire fistan.
Evet, geçelim arka koltuklara. Arka koltuklara bakalım. Bu arada arkadaşlar sürüş testi yapacağız aracımıza. Arka koltuklarımız böyle yani. Benim gibi biri oturduğu zaman rahat bir, hani şu kadar bir şey var. Burada bir bölmelerimiz var arkadaşlar. Gösteriyor musun reis? zaten arka koltuğa buradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Arabaya sport yapmışlar ya. Of. Çok hoşuma gitti bak. Sanki tek kapılı arabaya biner. Nazik olacaksın. Bak arkadaşlar, gördün mü? Direkt açtı, hemen oradan geç diyor sana. Şurada ayak koyma yerleri var. Ayak, aynen öyle. Kol dayamayı da göster. Ama da şöyle bir şey. İlk defa geçen kullandık biz bunu. Arabayı alalım. Başka tanıtabileceğim klasik şeyler. Arkada şöyle fileli ceplerimiz var. Ya o Tenno. Her arabada var ama. Tenno Kürtçe de ne demek biliyor musun? Ne demek? Bir şey demek ama ben de bilmiyorum. Bir anlam varmış. Niye dedim ki o zaman, biliyorum. Küfür gibi bir şey galiba. Evet. Ön koltuk zaten istediğiniz gibi zaten rahatça ayarlayabiliyorsunuz koltukları vesaire. Bu arabanın sadece şu koltuğu elektrikli, yani ileri geri yaparken. Burada şeyimiz var arkadaşlar, bölmelerimiz var. İki türlü bir de. Bu çok güzel bir şey yani. Burada kol dayamayı da ayarlayabiliyoruz. Şöyle şimdi göstereceğim. Şurada bir açma tuşumuz var, görüyorsunuz bununla. Bunu kapatıp şöyle yapıp kendinize çekiyorsunuz. Ve gördüğünüz yere ileri gelmiş oluyor. Kendinize göre artık ayarlarsınız. Koltuk ısıtmalar var. Koltuk ısıtmalar var arkadaşlar. Burada bir tuş daha varmış da orada neyi bilmiyorum. O yeni kasalarında vardır büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar, bu araç 2013'e kadar var diye biliyorum. Haberiniz olsun. Şöyle geldiğimiz zaman, kontağı açtığımız zaman burada bir bölmemiz var. Burada da bir bölmemiz var. Şuralarda bir bölmelerimiz var arkadaşlar. Şurada böyle telefon, bozuk para vesaire koyma yeri. Burada da genellikle ben cüzdanımı koyuyorum buraya. Öyle bir genişliği var. Buraya da ben ruhsatımı koyuyorum arkadaşlar. Ruhsat yeri bura benim. Bak. Beni bulamadığım yer. Çok güzel değil mi ama? Tam da sığıyor. Hani burada çünkü yer yok. Burada nereye koyacağım? Buraya fotoğraf koy. Senin fotoğrafını koyayım mı buraya? Şöyle bir sistem yapmışlar buraya da arkadaşlar. Buraya açtığı zaman böyle ışık karşılıyor sizi. Cidden makyaj yapanlar için manite güzel. Koltuğu. Aynen, manite koltuğu. Burada bir şey, oğlum telefon düşüyordu. Evet, bura bayağı bir dağınık. Biliyorsunuz korona günlerinde maske eksik bulunmuyor arabalarımızda. Burada da şurada bir, oğlum. Şurada bir sistemimiz var arkadaşlar. Burada bir şey koymak için. Bir de şurası şöyle bir yer var. Burası da şey arkadaşlar, sigorta yeri. Buraya koymaları daha mantıklı olmuş bence. Şoför tarafında değil de. Heh, tamam. Başka tanıtabileceğim, şurada bir bardak koyma yerlerimiz falan var. Zaten otomatik vites aracımız arkadaşlar ve ekranlı teybimiz yok. Hiçbir arabasında yok diye biliyorum. 2013'lere kadar şey yok diye biliyorum. Öyle. Burada bir bel ayarlama yerimiz var. Yani kullanmıyoruz genellikle. Burada bir sunroofumuz var arkadaşlar. Sunroofun şeyi var. Güneş geldiği zaman tente. Bunu böyle tenten mi diyorsunuz? Tente. Evet. Buradan da açma yerimiz var. Şöyle. Bir kere basmanız yeterli. Kendisi otomatik açılıyor. Fakat kapatırken mecbur kendiniz basılı tutmanız lazım arkadaşlar. Yoksa öbür türlü olmuyor. Sonra kapattığımızda böyle kapanıyor. İki modu var. Onu göstereyim. Bir komple açılıyor. Bir de şurayı yukarı bastırdığımız zaman böyle yukarı doğru açılıyor arkadaşlar. Böyle bir sistemi var. Şimdi şoför koltuğunu göstereceğiz. Her kapılar böyle zaten. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, araçta beklediğim ama olmayan özellik şu. Camlar otomatik hem otomatik değil hem de kumandadan açılmıyor. Bu beni çok üzdü. Cidden hani öyle söyleyeyim. Çok da baktığımız zaman şöyle bizi bir ibre karşı. Evet, aracımız şoför koltuğundan böyle. Şimdi buradaki mevzuyu anlatacağım şimdi arkadaşlar. Burası aynaları ayarlıyor arkadaşlar.
Şöyle gösteririz. Evet, botu var orada gördüğünüz üzere. Dur lan. Ya bildiğin joystick yapmışlar arkadaşlar. Buradan böyle oyun oynar gibi düzenliyorsunuz. Buradan ayna kapatma açma var. Gördüğünüz üzere aynamız kapanıp açılıyor buradan da. Buradan arkadaşlar iki ayar var. İki ışık ayarı var. Bir far ayarı arkadaşlar. Bir de aracın içindeki ışıkların kısaltmasını yapabiliyorsunuz burada. Buna bastığın zaman bu muydu lan, dur. Şu anda belli olmuyor ama ya. Büyük ihtimalle size hiç belli olmaz bu. Aynen, belli olmaz arkadaşlar. Güneşli bir havada olduğumuz için hiçbir şekilde belli olmuyor. Bunu buradan yapıp böyle yaptığınız zaman, bunu açtığınız zaman bu aracın içindeki ışıkları kısıp açıyor. Haberiniz olsun. Bunu normal yapınca da böyle farın ayarı oluyor arkadaşlar bu. Buradan far yıkamamız var. Far yıkama nasıl çalışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı arkadaşlar yapamamış. Ben Chevrolet Captiva Türkiye grubundayım. Çok şikayet gelmiş işte, bozuk diye, fabrika hatası diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Farı açıyorsunuz, tamam mı? Farı açtıktan sonra basarsanız eğer o olur. Bakın şimdi. Evet, gördüğünüz üzere farı açtıktan sonra yapın arkadaşlar. Yok. Şurada bir bölmemiz var. Abi bu niye bunalık ha? Bunalık. Bu bölmeyi de kullanıyorum ben. Şimdi şurada bir sistemimiz var. Kapıyı verir misin bana? Evet. Arkadaşlar buradaki sistem şu. Bu arka camı açıyor. Hani bagajdaki camı açıyor. Bu da camları çocuk kilidinden alıyor. Bu bütün camları kontrol. Bu da aracı kilitleyip açmanıza sağlıyor. Şu şekil. Elim varmış, bırak. Şu şekil zaten kilitleme yeri burası arkadaşlar. Oradan bakarak şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere buradan da kilitleme ayarı var. Şöyle aracımızı çalıştırıyoruz şimdi. Sürüşe çıkacağız. Frene basıp çalıştırıyorsunuz arkadaşlar aracımızı. Şimdi bir kaputa bakalım. Şey, motora bakalım. Nasıl bir motora sahip araba. Biraz ben bunun motorunun kendi içini daha yeni görüyorum. Süspansiyonuyla duruyor arkadaşlar ve motorumuz burası. Yani motordan bilmiyorum ne tanıtabilirim size yani. Hararet su deposu. Bu cam suyu, akümüz. Bak, yaprak düşmüş. Baksana motor nasıl şehvetli çalışıyor ama. Falan diye. Motor da bu şekilde arkadaşlar. Biz size anlatacak bir şey yok burada yani. Otomatik okumadık amına koyayım yani. Tamam, araba videoları çekiyor olabiliriz ama aracın rengi çok çizikleri belli ediyor arkadaşlar. Yani bayağı acayip şekilde ya. Çizilmese bile çizik yapıyor yani. Nasıl bir şey becerilmiş artık. Aracımız bu şekilde. Şimdi sürüş testine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sürüşe geçtik. Sürüş olarak diyeceklerim, çok güzel bir konfor var arkadaşlar. Hani ben Kastamonu'ndan geldim. 7 saatlik bir yol. Hiçbir şekilde yorulmadım. Ayaklarım da ağrımadı. Burada zaten teyip şeylerimiz var. İşte hız sınırlayıcımız var vesaire. Daha bilmiyorum, anlatmadığım bir şey var mı? Onu düşünüyorum şu anda. Yani cidden araç hani hem seri hem jip olarak güzel duruyor. Yani bir jip Chevrolet yapmış ama ülkede niye üretimi durduruldu onu hiçbir bilmiyorum. Hani araştırmak lazım. İlla bir şey vardır büyük ihtimalle. O konuda bir şey diyemem şu anda. Sonuç bu arkadaşlar. Yani daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Aracımız deri koltuk bu arada. Hani krem, bej derler değil mi? Bej mi? Bej. Siyahları var. Ben siyahlarını hiç beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Yakma durumu olarak arkadaşlar cidden araba şöyle söyleyeyim. Kastamonu'ya ben 310 liraya gittim. Bir jip olmasına rağmen çok güzel bir şey bu. Yani ben Doblo'yla 300'ü geçiyordu amına koyayım. Her yerde benzin alıyorduk amına. Yani bir jip olmasına rağmen çok güzel bir şey. Başka diyeceklerim yok. Böyle videonun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.